Merhaba arkadaşlar. Evet, bugün Çeşme'deyiz. Çeşme'yi özledik ve bu Kasım uzun zamandır özlediğimiz bu yarışı koşacağız inşallah. Kimleyiz? Tabii ki muhtar var burada. Yasemin var mı? Bir aylık muhtar. Evet, şimdi beraber buradan uzun parkuru bir süreceğiz. Sabah 6'da buluşalım dedik. Ben geç kaldım. Hadi başlayalım. Bu parkur değişti arkadaşlar, biliyorsunuz. Buradaki en önemli değişikliklerden biri zaten 500. metrede hemen çıkıyor. Eskiden buradan Çiftlikköy tarafına dönerdik. Şimdi artık Çiftlikköy'e gitmeyeceğiz. Çoğumuzun sevmediği bir parke yol vardı. Böyle sahile inerdik falan, böyle daralırdı falan. Artık orası yok arkadaşlar. Buradan direkt merkezden yukarı doğru vuruyoruz. O bölümü hiç unutun. Direkt buradan yukarı devam. Olarak Alaçatı bölümüne gidiyoruz yani. Evet, buradan 3,5 kilometrede sert bir dönüş var arkadaşlar. Buralar gerçekten hızlı olacak. Dikkatli olmak lazım. Bu arada şu anda hem kısanın hem uzunun rotasındayız. Kilometrede ilk yokuşumuz. Bu yokuş arkadaşlar, peyotonun ön bölümünün kopacağı bu yokuş. Ama bundan sonraki inişe çok dikkat etmeniz lazım. Yani peletonu kaçırdık. Buradan bam 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 inelim. Yapmayın. Biraz sonra göreceksiniz zaten. Bu arada burası kısa parkurda da mevcut. Evet, 10.7. kilometreye geldiğimizde arkadaşlar kısa ve uzun ilk tırmanışı başlıyor. Böyle 1 kilometrelik falan bir tırmanış var. İlk tırmanış diyorum, eskiden kısanın tek tırmanışıydı. Şimdi ilerideki zamanlarda bir tırmanışımız daha olacak. Daha uzadı parkur, biliyorsunuz 60 küsur oldu. Şimdi burası 11.7. kilometre. O bittikten sonra, tırmanış bittikten sonra zaten tam şurada görevliler olacak. Ve zaten burada yavaş yavaş denir. Çünkü buradan aşağı dik bir iniş var arkadaşlar. Orayı çok dikkatli inin. Lütfen çok dikkatli inin. Çünkü yarışırken de benim yanımdan böyle ok gibi geçenler oluyordu. Bir tanesi uçtu oradan. Böyle orada en sonda özellikle bir U dönüşü var. Şimdi zaten videoda onu full olarak göstereceğim, o inişin hepsini. Orayı da ezberleyin. Evet, sonda da bir U dönüşü var. Burayı dikkatli inin arkadaşlar. Hadi şimdi devam. Buradan sonrası dikkatli iniş. Dikkatli in. Çünkü ileride çok sert virajlar var arkadaşlar.
İki tane sert viraj var. Hava çok uçan oldu. O yüzden buralardan dikkatli inmekte fayda var. Özellikle şu son bölüm. Bundan sonrası rahat. Maalesef bu bölümün asfalt kalitesi Türkiye'nin en kötü yollarından biri arkadaşlar. Onun için burada hazırlıklı olun. Ama biraz sonra bitiyor. Evet, tam 18. kilometrede arkadaşlar. Cillop gibi bir asfalt iniyor. Arkadaşlar Alaçatı'ya geliyoruz tekrar. Bu ilk loop bitmek üzere. Ve şöyle bir şey var. Çeşme'de dikkat edilmesi gereken önemli şeylerden biri rüzgar. Bugün çok yok. Tamam. Yani bir yarışta bayağı esmişti. Kısmet. İşte Alaçatı'nın önünü ağaçlıyorlar arkadaşlar. Yol kalitesi artık bundan sonra daha güzel. Şu anda da 25. kilometredeyiz. Evet, buradan sağa dönüyoruz arkadaşlar. Normalde eskiden kısacılar buradan sola dönerdi ama şimdi onlar da sağdan gelecek. Şu ana kadar gördüklerinizin hepsinde kısa ve uzun parkur birdi arkadaşlar. Şimdi şu ileride sağda germeyen sapağı var. Oradan kısacılar sağa doğru devam edecekler. Esas keyifli yolu uzuncular görecek burada. Buradan yukarı çıkınca gelmeyen köyünden eski İzmir yoluna birleşip uzuncularla öbür taraftan tekrar birleşiyor. Aynen. Oradan hep birlikte tekrar dönülüyor. Evet, buradan bu yukarı çıkınca de... dedi, direkt buradan tırmanmaya başlıyorsunuz. Aha, bak. Aha. Dur.
40. kilometrede Iğdır'a geldik arkadaşlar. Ve harika yol devam ediyor. Kolay gelsin. Normalde eski rotada buradan sağa doğru devam ediyordu arkadaşlar. Ama bundan sonrası yeni. Bakın şu güzelliğe. Burada zaten fotoğraf çektirmeyin dövüyorlar. Yarış sonrasında veya öncesinde gelip burada mutlaka bir fotoğrafınız olmalı. Her zaman söylüyorum arkadaşlar, bu tür yarışlar illa yarışmak için değildir. Böyle size kapatılmış yolda 100 kilometre bisiklete biniyorsunuz. Öyle düşünün ve arada su veriyorlar size. Güvenli bir antrenman olarak düşünün. Türkiye'nin en güzel yerlerinde böylelikle sürebiliyoruz. Ama artık Marmaris'te Bodrum'da bir süre yapamayacağız gibi. Evet, bu arada şurada çok güzel bir menemenci vardır arkadaşlar. Şu köşesi. Yarış sırasında gelip burada menemen de yiyebilirsiniz. Şirin kafe. Devam ki. Evet, buraları bir yine arkadaşlar. Şimdi yine çok güzel bir yola gireceğiz. Of, bakın şu güzelliğe bakın. Bu yeni rotayla arkadaşlar, görsellik, uzundaki görsellik iki katına çıkmış resmen. Şimdi biraz sonra içeri gireceğiz. Karşıya, Balıklıova tarafına gideceğiz. Dördüncü kilometrede şöyle güzel bir yokuşumuz var. Ama buranın şu an için yol kalitesi efsane. Evet, buralarda yandı böyle. Maalesef her yerde bu başımıza geliyor. Şu anda 46'dayız. Asfalt, soğuk asfalt oldu. Her şey çok güzeldi oysaki. Evet, 47'de güzel manzara eşliğinde bir tırmanışımız daha var. İşte burada soğuk asfalt olduğunu çok anlamıyorsun.
kilometrede yol birleşti ve bayağı güzel oldu şu anda. Güzel bir iniş. Kilometrede Anadolu'da geliyoruz arkadaşlar. Bu yol yarış süresinde kapalı olacak. Federasyon yarışları gibi değil. Burada kapalı yolda yarışacağız. Beşinci kilometrede yine hafif tırmanışlarımız başladı. Yolda ama biraz sonra ileriden sağa döneceğiz. Orada uzun bir tırmanışımız var. Onun için buralarda biraz enerjiyi toparlamak lazım açıkçası. Yol da güzel. Beslenmenizi falan burada son bir kez yapın. Ki yokuşa biraz sağlam girin. Camiyi gördünüz arkadaşlar. İleriden sağa döneceksiniz ve tırmanış başlayacak. Evet, tam 68.2'de buradan keskin bir dönüş var. Burada yol kalitesi biraz kötüleşecek ve Barbaros köyüne kadar tırmanışımız başlıyor. Yaklaşık 6 kilometre, %2,5 falan bir eğim var burada. Oradan Barbaros köyüne geliyoruz. Sonrasında da 200 metrelik, %6'lık bir eğimimiz var. Hadi bakalım. Tırmanışımız. Böyle çok sürekli bir diklik yok. Ara sıra böyle tırmanıyor, sonra düzeliyor. O yüzden yollarda bazı yerlerde sıkıntılar var. Oralar yarışa kadar muhtemelen düzelecektir. Organizasyonla konuştum. Oraları yamayacağız dediler. Yoksa doğanın içinde mis gibi yol vardı. Evet, burası biraz dikmiş. 71. kilometrede tam yaklaşık 14 falan gördük. Bravo, bravo, bravo! Yok, arkaya dedim. Bu dikeyimden sonra şöyle bir rahatlatıyor. Bir iniş ve çok dik olmayayım. Thank you.
Burada da 200 metre kadar bir %600 değerlilik bir eğim. Tam 78'de Jurlop gibi bir yola girdik arkadaşlar. Buradan bir su ikramı yapalım. Evet, 78. kilometrede su molası verdik. Çok sıcak arkadaşlar. Burada nasıl mısın? Muhtar. Evet, i̇şte bu parkurun bir noktalarına sen dokunmuşsun galiba belli ki. Uzun rotanın yeni Kadovacık Bypass bölümünü yeniden tasarladık. Güzel olmuş. Güzel oldu. Aynen. Daha değişik bir... En azından farklı bir yerde. Daha değişik bir oldu. Çiftlik köyü çıkardık. Aynen. Orada zaten efsane olmuş. İlk bölüm, ilk başlangıç. Delikli koy tarafı da çoğunlukla düzeldi. Bu sabah gördüysen o kadar bir yıpratıcılık. 3-4 kilometre bence çok normal bir şey. Aynen, yani. Bütün yarışlarda oluyor zaten. Ildır rotası zaten çok keyifli bir yer. Sahilden ki orası uzamış. Ildır Balıklıoğlu arasındaki geçiş çok keyifli oldu. Ya, tırmanışlar da öyle çok fazla öyle şeydeki gibi tırmanmadık açıkçası. Daha uzun. Uzun ve daha az yumuşak. Yumuşak eğim. Yani o Kadovacı'ya mı tırmanıyorduk biz? Kadovacı'ya tırmanıyorduk. O tırmanış gibi değil yani. Yok yok, daha güzel bir tırmanışlar oldu. Daha farklı bir bisiklet rotası. Aslında daha bir yarışçı rota oldu. Evet, daha hızlı bir rota olacak diye tahmin ediyoruz. Evet. Özellikle Balıklıova'dan az önce geldiğimiz Karapınar'a kadarki kısımda peloton çok hızlanacaktır. Arada böyle ufak tefek eğimler var. Orada peloton ana hatlarını oluşturur. Sonrasında da buradan zaten bam bam bam. Evet Yasemin Hanım, nasıl? Çok güzel. Sizin Çeşme'deki ilk sürüşünüz mü şimdi? Evet ve ilk günüm Çeşme'deki. İlk günümde 100 kilometre. Hadi hayırlı olsun. Seni Muhtar'la da tanıştırdık. Kendimi buraya kampa aldım. Hadi bakalım şimdi sen. Muhtar'la da tanışmış oldum. Hadi yandın. Evet hadi bakalım şimdi ufak ufak toparlanalım ve aşağı bam bam bam. Evet, 82. kilometreden itibaren arkadaşlar eski rotaya girdik. Burada yarışanlar bilir. Şimdi iki tane yokuşumuz kaldı. Hadi bakalım. Kısacılar da buradan böyle geliyor arkadaşlar. Bundan sonrası hem kısa hem uzun aynı. Evet bu son bölüm arkadaşlar. Sürekli 40 ortalamayla falan gidiliyor. Yani şu anda basmıyoruz da ama yol kalitesi güzel. Sürekli 40, 42, 43 gidiyor yani. Gerisi hep düzlük. Tam şu anda 97. kilometredeyiz arkadaşlar. Bu yokuştan sonrası bitiyor. Oh, son 9 kilometre kadar yol harika oluyor. Yine. Oh. Ve kafadan rüzgar geliyor şu anda. İşte welcome to the Çeşme. Evet, son dönemiş arkadaşlar. Buraya yarışta dikkat edin. Buraya çok hızlı giriyorlar ve şuraya giren çok oldu. Buradan böyle ileride iniş. Evet, burada inişim
oluyor arkadaşlar. Evet, sürüşümüzü bitirdik. Nasıldı efendim? İlk sürüşümüz. Güzel bir parkur aslında. Parkur güzel, biraz sıcak oldu tabii. Evet. Ama evet. Kasım'da böyle sıcak olmayacak. İnşallah. İnşallah. Yani. Ama güzel parkur. Güzel. Yani yolların zemini bayağı güzelleşti. Evet, daha %2019'da gelenler değişikliği hissedecektir. Aynen. Birkaç bölgede bir sıkıntı var. Da onları da düzelecektir. 110 kilometrenin 10 kilometresi toplamda olur yani. Aynen. Evet, hadi bakalım. Kasım'da herkesi bekliyoruz. Gelin şurada güzelce bir yarışalım. Hadi bakalım. Bugünlük bu kadar. Yarın görüşürüz.